Yerler belli, İstanbul Bursa zaten. Ağırlık İstanbul galiba, değil mi? İstanbul. Evet. Nasıl durum? Sektör gene şükür Allah bereket versin diyelim. Tabii, yani. Tabii. Öyle. İnşallah her şey düzelir. İnşallah. Arzu ediyoruz, istiyoruz. Sizler kazandıkça Türkiye büyüyecek zaten. İnşallah. Türkiye güzelleşecek. En büyük arzumuz da o. Umutsuz olmayın yalnız. Tek isteğim o. Zaten umutsuz olmamaya çalışıyoruz. Güzel olmayın. Her şeyi düzelteceğiz. İnşallah. Her şeyi. Tabii demokrasi için de düzelteceğiz. Evet, beraber düzelteceğiz. Birlikte düzelteceğiz. Sadece kendimiz için değil, evlatlarımız için de düzelteceğiz inşallah. İnşallah. Peki efendim, hayırlı işler diliyorum. Allah razı olsun. Bizden ne olur mu? Sizde de elektrik... %25 bir indirim yapılacak ama ne kadar yansıyacak bize? Nasıl olacak? %127'den %25'e mi indirecek? Hani ölmeyi bayılmaktan mı atıyorum? Nasıl söylüyor yani? Yani? İnşallah bir düzenleme gelir bu elektrik faturalarına yani. Geri almaları lazım. Kesinlikle bu kadar zammı esnaf çekemez. Yok, çekemez. Özellikle yani, bu ekonomik kriz içinde. Hani esnaf çok kazanır da dersiniz ki ya hadi biraz zam yapalım. Makul bir zam yapalım. Evet. Ben bunu da anlarım. Enflasyon var. Ya esnaf bu ülkenin orta direği. Peki çekilemez mi başkanım? Yani bu tekrar geriye çekilemez mi? Çekilebilir. Yani. Bir karara bağlı. Kim zam yaptıysa ben geri çekiyorum diyecek yani. Yani şimdi 1 milyar 250 bin lira fatura geldi benim. Evet. Kasım ayında 250 lira geldi. Evet. Sonra 600 lira geldi. Evet. Şimdi 1 250 geldi. Evet. Yani bu rakamlara nasıl olacak yani bu işler? Hani akıllarında değil yani. Yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Onlar tıraş oluyorlar, para ödemiyorlar. Onun için başkanım, ne olduğunu bilmiyorlar. Başkanım, çok da zam da yapamıyoruz. Evet, yani. Çünkü çok zam yaptık mı? Nasıl zam yapacağız? Alım gücü de belli. Öyle. Adam tıraş olmaya gelmiyor bu sefer yani. Öyle. Yani 10 lira zam yaptık, 50 lira tıraş yapıyorduk, 60 lira yaptık. Evet. Adam diyor ya ne yaptınız, bu kadar pahalı tıraş mı olur? Evet. Ne yapalım, her şey pahalandı. Her şey bütün pahalı. Malzeme, her şeye zam geldi. Öyle. Allah sonumuzu hayır etsin. Neyse düzelteceğiz, düzelteceğiz. İnşallah başkanım. Tamam. İnşallah. Genel olarak yükümüz çok ağır. Yükümüz çok ağır. Ben bu aklın ne gelirse. Markete git, farklı bir şey çıkıyor. Kurumsal gidiyorum, farklı bir şey çıkıyor. Hani isim vermek istemiyorum. Elektrik alıyorsun farklı. Yok, farklı bir şey. Ben 580 lira elektrik ödüyordum. 1380 lira ödüyordum. Sadece lambalar çalışıyor. Evet. Kısıtladım halde. Evet. Yani yükümüz çok ağır. Bunun bir çözüm olması lazım. Allah kolaylık versin. Çözüm sadece, olacak. Yani bu iş bitmiyor yani. Hiç endişe etmeyin, çözümü olacak. İnşallah. Az kaldı. Biraz sabredeceksiniz. Sabrediyoruz da, şeyimiz kalmadı. Evet. 2016'da geldim ben. 2016'dan beri çöp üstüne çöp koymadım. Hep cepten yiyoruz. Evet. Yani ne arabamızı değiştirebildik, ne üstü başımızı alabildik, ne çocuklarımızı doyadı, tatil çıkarabildik. Evet. Hiçbiri yok bunlara. Evet. 3 gün, yani 365 gün, 365'i çalışıyorum ben. Sabah 8 geliyorum, akşam 8'de gidiyorum. Evet. Bu 8 oluyor, 9 oluyor. Evet. Bayram seyran yok, unuttuk zaten. Halledeceğiz. İnşallah bunları bir çözüm getirirsiniz. Getiririz, biz de memnun getiririz, kalırız. Getiririz. İnşallah göreceksiniz. 6 ay içinde, en geç 6 ay içinde bütün çarkları döndüreceğiz. En azından toplum bir rahat nefes alacak. Bunu yapacağız. Ya alması inşallah. Gerekiyor ya. Evet. Cebinde paran varsa harcayabilir, cebinde para yoksa. Buraya kadar doldu millet. Ben bunun farkındayım. Farkındayım. Ya dolduk yani. Bu sadece Denizli'de değil ya. Nereye gidersin? Yani artık şey oldu yani. Karpuzu yardık. Bir tarafı zengin, bir tarafı fakir. Evet. Ortada insan kalmadı. Evet. Aynen öyle. Halbuki siz orta direktiniz. Aynen. Esnaf orta direkt. Biz orta değiliz ama biz altı düşüyoruz. Sizin güçlü olmanız lazım. Devleti ayakta tutmanız lazım. Yani. Peki. Şahin abi bir şey ikram ederdim ama. Biz atamamızı istiyoruz. Evet. En azından belirsizlik de kalksın. Biz çalışmaya da razıyız ama önümüzü göremiyoruz. Atama verecekler mi, vermeyecekler mi? Atama vermek zorundalar. Aslında özellikle sizin branşlarında. Evet. Yani fen bilimlerinde. Çünkü Türkiye ileriye taşıyacak olan fen bilimleri. Bu konuda çocuklarımızın yetişmesi lazım. Matematiği, fiziği, kimyayı çok iyi bilmeleri lazım. Elinoğlu uzaya gidiyorsa matematik, fizik, kimya yüzünden gidiyor. Evet. O alanlarda derinleşerek gidiyor. Maalesef biz ihmal ediyoruz. Bunlar ihmal ediyorlar. Ama biraz sabredeceksiniz. Sandık gelecek. Göreceksiniz, çok şeyi değiştireceğiz. İnşallah. Çok şeyi. Nasıl işler? Teşekkür ederiz. Çalışıyoruz. Evet. Koşturuyorsunuz. Mücadele devam. Evet. Siz Allah nasılsınız? Kolaylık versin efendim. Sizin işiniz daha zor tabii. Bizim işimiz hem zor hem kolay. Evet. Zorluğu şu, tabii sizin yaşadığınız sıkıntıları bizim dillendirmemiz lazım. Tabii teşekkür ederiz. Yani vatandaşın derdini anlatmamız teşekkür lazım. Teşekkür ederiz. Kime? Ülkeyi yönetenlere bizim bunu tabii. iyi anlatmamız lazım. Çünkü siz
rahat konuşamıyorsunuz. Evet. Ya acaba başıma bir bela gelir mi? Acaba evime bir şey olur mu? Tabii. Acaba işim dükkanım kapanır mı diye kaygı içinde. Biz tabii. bunu da farkındayız zaten. Teşekkür ederim. O nedenle bu dönemde bize düşen görev daha fazla. Sizin sorunlarınızı dillendirmek. Artı sadece sorunları dillendirmek yetmiyor. Meseleyi nasıl çözeceğimizi de anlatmamız lazım. Teşekkür ederim. Ki o zaman vatandaş siyasete, siyaset kurumuna en azından bize güven duysun. Güveni sağlamanın yolu da bu zaten. Tabii oturup sorunları dillendirirken, yani masada oturup dillendirmek değil, yani sizi dinleyerek bizim dillendirmemiz lazım. Teşekkür ederim. Buraya gelmeniz yeter zaten. Buraya ilk gelen genel başkan sizsiniz. Öyle mi? Evet. Çok memnun oldum efendim. Sağ olun yani. Geziyorum, Türkiye'yi de geziyorum. Olabildiğince, en güzelini yapıyorsunuz. Evet, olabildiğince en güzeli geziyorum. Bu. Tabii sadece esnaf değil, sanayiciyle tabii. de buluşuyorum. Sanatçılarla da tabii. buluşuyorum, turizmcilerle de buluşuyorum. Dolayısıyla hayatın her alanda. Ama en mağduru şu anda gördüğüm kadarıyla esnaf ve çiftçi. Mağduruz, esnaf ve çiftçi çok fazla. Yani gelen elektrik zamları, doğalgaz zamları sizi çok fazla etkiliyor. Ödeyeceğiz mi bay faturaları? Ben ödemeyeceğim. Zamlar geri alınıncaya kadar zamların geri alınması lazım. Tabii. Arkadaşlar sordular, dediler ki biz de ödemeyelim. Hayır, siz ödeyin dedim. Ödeyelim ben. Mi? Elektrik borcu olup yüksek fatura gelip de ödeyemeyen insanların sözcüsü olmak istiyorum. Yani bilmeliler ya arkadaş, sen bu kadar büyük zamlar yapıyorsun. Ya bu vatandaş bunu nasıl ödeyecek? Ya %127 zam olur mu? Hadi kişi %150, %160 kazanır da %127 zam yaparsın. Ya zaten zor geçiniyor bu insan. Zor geçinen insana %127 zam ya. İnsaf ya. Cumhuriyet tarihinde bu kadar zam olmadı. Hem diyorlar biz şaha kalktık. Nasıl şaha kalktın ya? Şaha kalkan zamlar oldu. Evet. Yani başka bir şey değil yani. Efendim hayırlı işler teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Her şeye rağmen umutsuz olmayın. Yani İzmir, İstanbul. İzmir, İstanbul. Asıl yoğunluk oralarda galiba. Satışlar nasıl? Şu an biraz durgun ama evet. hani satış oluyor yine. Yine de hafta sonları daha iyi oluyor. Cumartesi evet. günleri. Siz nasıl? En çok neden şikayet ediyorsunuz? Var mı şikayetiniz? Belki çok memnunsunuz. Eğitim sorunu. He? Eğitim sorunu. Evet. Çok fazla sorun var. Sırf bu sebeplerden dolayı 10. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım mesela. Öyle mi? Çok fazla sorunumuz var. Nerede okuyordunuz? İzmir'deydim ben normalde. İzmir'de. Şimdi buraya taşınmaya çalışıyoruz. Evet. Annemle birlikte. Eğitim, hayat pahalı. Evimiz bile yok. Akrabalarımızla evet. kalıyoruz. Hepsini düzelteceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Memnun hadi hoşça kalın. 3 ay içinde evler 400-500'ü fırladı. Alamıyoruz. Kira desen 1-200 lira. Dağın başı orası. Evet. Yani şey fakir aileler de şey oldu orası. Onlar zaten yapıldı. Hiç alamıyor. Evet. Ama maalesef fakir aileler meydanda kira ödüyor. Ev alamadılar yani. Evet, evet. Ev alamadılar. Evet. Bir emekli maaşından, iki emekli maaşından bile geçinilmiyor. Emekli hayat maaşıyla çok... ev alınmaz zaten. Yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Işte. Ama ev kirası yerini dediler ya. Hani evet, evet. Giremedik. Evet. Hani giremedik. Çok iyi. Kirayla... Kira öder gibi ev sahibi olacaktınız. Olamadık tabii. Maalesef. Lüks villalar yani, yapıyorlar birilerini. Yani bizden sana 10 tane oy. Eyvallah. 10 tane oy saray. Sağ ol, inşallah. Sağ ol, inşallah. Benim oğlanları çocukları işleriz. İnşallah, tamam inşallah. Oraya gidiyordum, dedim ki başkanım gelmiş. Güzel. Her zaman arkanızdayız. Gününüz hoş olsun efendim. İnşallah. Sağ olun. İnşallah başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim. En büyük şeyimiz. Türkiye'nin tekrar güzel günlere dönmesi. Döneceğiz, döneceğiz. Hep beraber döneceğiz ama. İnşallah. Sandıkla döndüreceğiz aynen. inşallah. Aynen. 2003-2004 seçimlerinde Muğla'da doydum Sümer'den. Öyle mi? 70 oylarla kaybettim. Güzel, hadi neymiş? Başarı. Yeni partiyi seçmediğim tamam, için. Tamam. İnşallah Allah'ın i̇nşallah. İzniyle tamam, başaracağız. Inşallah. Ben 63 yaşındayım. Hala da emekli olamadım. Evet. Bunu sahibe iletirseniz çok iyi olur Sayın Başkan'a. 63 yaşındayım, hala çalışıyorum. Evet. Ne demek? O erken emekli oldu. İşçiydi bir de emekli sandığından emekli ve oldu. Ve yıllardır da AK Parti'ye oy verdim. Evet. Bundan sonra da düşünmüyorum oy vermeyi. Evet. Bu kararınız bence en önemli karar. Evet. Çünkü Türkiye'nin gidişini görüyorsunuz aslında. Evet. Aynı endişeleri taşıyoruz. Yani siz de ben de aynı endişeleri taşıyoruz. Evet. Bunu düzelmesi lazım. Düzelmesinin yolu da sandıktan geçiyor. Demokratik ölçüler içinde geçiyor. Evet. Zamanı geldiği zaman evet.
Her i̇nşallah. Şey çıkacak ortaya. Beraber çözeceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah efendim. Her şey iki katı. İki vatandaşın katı. Alımı da düştü. Dışa bağımlılıyız. Evet. Çoğu malzeme yurt dışından geliyor. Evet. Yurt dışından geldiği için fiyatlar sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Evet. Çünkü sıkıntı var zaten. Evet. Ham maddede sıkıntı var. Evet. Bu şekilde dile getiriyorlar. Dediğim gibi 80 liraya sattığımızı şu anda 80 liraya yerine koymaya çalışıyoruz. Evet evet. Ki üstüne kar, biraz kar koyup en azından hani dükkanın yaşaması lazım evet, en azından. Kar olacak ki bir miktar makul bir kar. Doğru doğru evet, haklısınız. Evet, evet. İşte çalışanlarımız 10 tane çalışanımız var. Dükkan evet. Kirası, elektrik, su. Evet, evet. Onlar epey bir zorlamak. Ne kadar geldi elektrik faturası? 14 bin lira geldi. 14 bin lira. Evet. Evet. Bu mağaza için 14 bin lira elektrik faturası büyük bir rakam. 8 bin liradan 14 bin liraya çıktı. Evet, evet. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Evet. Dediğim gibi yani dışa bağımlılık evet, bizi bitiriyor. Evet. İşte bu fabrikaların Türkiye'de olsa daha ucuza mal edeyim. Ham maddeyi üreten gibi. Fabrikaları Türkiye'de yapılması lazım. Evet. Bunun için de planlama olması lazım. Doğru. Bunun için de siyaset adamının yani devleti yönetenlerin biraz ileriyi görmesi lazım. 3 adım sonrasını görmesi lazım. Evet. İnşallah evet. O günleri de göreceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz ve göreceğiz hep İnşallah. Beraber. İnşallah. Efendim. Evet. Evin kirası ödeyemiyorum. Evet. Üniversitede çocuğum okuyor. Evet. 4 tane çocuğum var. Neyle geçineceğim ben? Evet, evet. Ayakkabı boyası yapıyorum. Evet, evet. Başka geçimim yok. Evet, evet. Tarla, tuğum, ev varım yok. Evet, evet. Burada 600 lira bir gece konduda oturuyor. Evet. Ne yapacağım ben bunları? Bir akıl fikir verin. Yeter bu kadar evet, ya. Evet. 20 senedir adamı zannediler. Evet. Ben bıktım. Biraz daha sabredeceğiz. İnşallah hep başkanım. Hep beraber sabredeceğiz. Hep ben bu hafta dünkü ekmeği aldım başkanım. Evet evet. 1500 liraya, 1500 liraya. Evet evet. Evet. Ben ayakkabı alamıyorum, çocuklarıma bir şey giydiremiyorum. Et, süt hiçbir şey koymuyorum. Evet evet. Domatesin kilosu 25 lira olmuş. Evet, evet. Etin kilosu 80-125 lira olmuş. Evet. Ben ne yapacağım şaşırttım evet, yani. Evet, evet. Ben çoluğumu çocuğumu oradan dökmüş gelmişim ben. Evet evet. Ben 40 sene Ankara'da kaldım. 2 tane berber dükkanım vardı. Evet, evet. Bir kahvem vardı. Orada bir icraya satıldı çıktım geldim buraya. Evet, evet. Çocuklarıma okutmak için başkanım. Evet, evet, evet. Ama böyle olmaması lazım. 20 senedir anamızı bellediler ya. Evet, evet, evet. Biz usandık, bıktık. Tamam. Bir şeyle arap yiyemeyiz, marketlere giremeyiz. Peynirini, yoğurdunu bir şey yiyemeyiz kardeşim. Biz evet. İnek vardı bitirdik. Evet, çiftçilik evet. Vardı bitirdik. Ne yiyeceğiz bu vatandaş? Evet, evet. Ne yiyeceğiz? Neyse halledeceğiz inşallah. İnşallah. Çok kötü sıkıntı var ya. Evet, evet. Adam atlet alamıyor. Evet. Atlet. En evet. Ufak bir şey. Atleti alamıyor adam. Evet. Şurada lambayı söndürmüşsünüz galiba. Vallahi 1,5 aydır sönük. Evet. Müşteri gelirse dur abla açayım diyorum. Evet. Müşteri geldiğinde. Evet, evet. Açma açma ablam. Evde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz diyorlar. Evet. Evet. Bize tek dedikleri o açma. Evet. Onlar da güzel karşılıyorlar. Güzel karşılıyorlar evet. Nereden alıyorsunuz daha çok? Denizli mi yoksa? İstanbul'dan almak zorunda kalıyorsun. Evet. Çünkü evet. Müşteriye en makul fiyatı evet. Söylemek için denizden evet. Alamıyoruz. Denizde çünkü İstanbul'dan %30 evet. Daha fazla. Öyle toptancı mi? O da haklı. Evet, evet o da haklı. Mecburen İstanbul'a gidiyoruz. Evet, evet, evet. Allah kolaylık versin. İnşallah. Efendim. İnşallah. Düzelecek. Hadi. İnşallah. Biraz sabredin. Düzelecek. Bu kadar GRM parası bizi mahvetti. Evet. 8-9 gelen cereyan 13-14. Öte yanda 9-10 gelen cereyan 10-11. 30 evet. Milyarı buldu bu sefer. Evet. Kirasıymış, şiraymış, pastanede, fırında bayağı bizi etkiledi, çok etkiledi. Evet. Evet. Zam geliyor diyor. Millete 9 lira, 10 lira dediğin zaman ekmek buna evet. Ne kadar oluyor bu? Nasıl evet. Oluyor bu? Evet. Onu alıyorum 400 bilmem kaç kuruşa. Nasıl evet. Vereceğiz bunu? İçinden çıkılacak bir duruma gelmiyor, evet. Gelmiyor. Bayat ekmek var mı? Varsa var, yoksa yok. Evet. Millet şaştı ne yapacaksın? Evet. İnşallah düzelteceğiz. İnşallah. Moralinizi bozmayın, bozmayın. İnşallah. Az kaldı, nasıl olsa bu sandık gelecek. Kaldı. Halledeceğiz inşallah. İnşallah, i̇nşallah efendim. Şehrimize hoş geldiniz. Bu şehir bizim sevdamızın şehri. Spora sporcuya taraftar. Horozların sayısını artırın. Evet, artırıyoruz. Güzel. Spora sporcuya ve taraftar gruplarına vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ederiz. Yerel yöneticilerimiz, Gülizar Vekilimiz, Şehrimiz Başkanımız ve Gençler. Kollarından arkadaşlarımız daima bizimle. Güzel. Bu birlikteliğin ve proje geliştirme açısından her zaman bir arada olmamızı eyvallah. Ve eyvallah.
taraftar gruplarını, güzel, mafya değil de, evet, yani böyle eğitimli insanlardan oluşturmak için vermiş olduğumuz mücadele, daha fazla desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca mafyayı bitireceğiz. Onu da söylüyorum. Mafyayı ve uyuşturucu belasını da bu ülkeden söküp atacağız. Ben bunun farkındayım. O konuda özel olarak çalışıyorum. Gençlerin spora ihtiyacı var, evet, gençlerin eğlenmeye ihtiyacı var, gençlerin gezmeye ihtiyacı var, gençlerin okumaya ihtiyacı var, gençlerin işe ihtiyacı var. Ama gençleri gözden çıkarmışlar bir anlamda, ben onu fark ediyorum, biliyorum. Hiç meraklanmayın, bunların tamamını çözeceğiz. Az kaldı, beraber yapacağız. Sizin enerjinizle yapacağız bunu. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Evet. Yani Türkiye'nin kaderini siz belirleyeceksiniz. Evet. O nedenle gençlere sonuna kadar güveniyorum. Biz de size tamam, güveniyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Başkanım şöyle bir... Nasıl işleriniz? Eski keyfimiz, tadımız yok maalesef. Evet, evet. Eski tat, keyif yok. Evet. İşler, evet, gittikçe, evet, kötüye gidiyor. İnsanların alım gücü daha çok zorlaştı. Evet. Yani asgari ücrete verilen zam, evet, yaptılar ama giderlerimiz bir o kadar daha fazla arttı. Yani eski hiçbir şekilde tadımız yok. Evet. Hani 2800 iken evet bir tık daha geçiniyorduk. Evet. Şu anda hiç geçinemiyoruz. Özellikle faturalar, evet, kiralardan, evet, daha yüksek şu anda. Evet. O şekilde. Hadi Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Az kaldı, biraz sabredeceksin. İnşallah. Ve hep beraber düzelteceğiz. Bu defa hep onu mu? Yabancı ülkeye yardım ediyor. Şöyle. Bizim mahallelerimizde çok açlığa var. Evet. Onlara yardım yok. Birine veriyorlar, birini bakındırıyorlar. Böyle vaziyet olur mu ya? Bu kadar baharlık olur mu? Bir simit 2,5 lira olur mu? Bir ekmek, hadi 2,5 ekmek büyük. Ya şu bir simit ya, bir simit. Evet, evet. Ha, o simidi yiyemeyen ne var? Ben onu halledeceğim. Ha? İnşallah. Söz veriyorum, İnşallah. Onu halledeceğim. Ya bana, İnşallah, destek vereceksiniz ama. İnşallah. Fakire, İnşallah. Desteğimiz senindir. Tamam. Fakire, ha, fukaraya yardım edeceğim. İnşallah. Vatandaşa yardım edeceğim. İnşallah. 3 milyar paralıyoruz. Adam yatalak, bezme yetmiyor. Evin giderine yetmiyor. 3-4 tane çocuk var. Evet, evet, biliyorum. Ha, yetmiyor. Biliyorum. Allah sabır versin. Maliyetler tabii ağır. Çok yani ağır. Keşke asgari ücret böyle olmasaydı. Zamlar da olmasaydı keşke. Yani biz onu isterdik ama. Vatandaş da şikayet ediyor. Evet, evet, aynen. Aynen, aynen, aynen. O da, onun, evet, da öyle bir derdi, evet, var. Evet başkanım, aynen. Allah kolaylık versin. Amin, amin. Az kaldı. Şenis başkanımızdan çok memnunuz. Güzel. Merkez Efendi ilçesinde gerçekten de çalışkan belediye başkanımız. Güzel. Çok seviyorum kendisini, bunu çok duyduğum, memnunuz. Bunu duyduğuma çok mutlu çok oldum. Çok memnunuz, çok, güzel, memnunuz, kesinlikle. Kesinlikle. Kadının eli deyince bereket, evet, oluyor. Evet, bereket, evet, oluyor, evet. Ben Bozkurt'uyum aslında. Öyle Bozkurt, mi? Evet. Evet, Birsen, evet, abla daha, evet, iyi bilir, evet, beni. Evet, evet, evet. Mesela, evet, bir müşterimiz, evet, geliyor, az çorba içiyor, evet, bir ekmek yiyor, evet, falan. Evet, evet, peki. Evet. Başkanım çok teşekkür, eyvallah, ederim. Ayaklarına sağlık.